İslam'da bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibadet olan temizlenme. Abdest kelimesi Farsça'da su anlamına gelen, abla el anlamına gelen des kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan vudu kelimesi hadislerde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ise temizlik anlamında taharet ve zeka kelimeleri geçmektedir. Vudu kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ibadete başlamadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir. İslam'da abdestin farziyetine, ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın, başınıza meshedin, her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da yıkayın, ayeti delalet etmektedir. Hazreti Peygamber aleyhisselamın abdest almadan hiçbir iş yapmadığını görüyoruz. Ancak abdest her amel ve ibadet için değil, başta namaz olmak üzere bazı ibadetler için farz kılınmıştır. Fakat Müslümanın sürekli abdesti bulunması sünnettir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde 5 defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam, yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup, insanoğlunu maddi manevi her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder. Ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesiyle başlayınca, insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur. İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allah'ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenmeyle günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır. Mısır Fetva Kurulu'nda banyodayken abdest almakla ilgili bir soru geliyor. Soru, banyo yaptıktan sonra çıplak haldeyken abdest alınıp alınmayacağı ile ilgili. Bu soru, Fetva Kurulu'nun cevapladığı önemli sorulardan biridir. Bu soruyu Mısır Fetva Kurulu'nun fetva sorumlusu cevaplıyor ve şöyle diyor. Abdest almak için setri avret, yani avret mahallinin örtülmesi gibi bir şart yoktur. Çünkü abdest namaz değildir ve namazın şartlarına haiz değildir. Müslüman kişi ister duş alırken olsun, ister cenabetten temizlenmek için yıkanıyor olsun, banyo bitiminde çıplak halde abdest alabilir. Bunda bir sorun yoktur. Aynı şekilde bu durum kadınlar için de geçerlidir. Çünkü çıplaklık abdesti bozan durumlardan biri değildir. Bu şekilde banyodayken abdest alan kişi banyodan çıkınca giyinip namazını kılabilir. Bundan başka namazda mekruh olan bazı şeyler de vardır ki bu videoda sizlere onlardan da bahsedeceğiz. Bunlardan biri parmakları kütletmek ve onlarla oynamaktır. İbni Abbas'ın yanında namaz kılan bir adam namazdayken parmaklarını kütletmiştir ve İbni Abbas bu adama "Ey adam, namazda böyle yapma" diyerek uyarmıştır. Namazın mekruhlarından biri de namaz esnasında gözleri gökyüzüne çevirmektir. Hanbeliler bazı durumlarda rahatsız edici bir şeyden gözü çevirmek için olduğunda gözleri göğe dikmekte sıkıntı görmemişlerdir. Bir diğer mekruhsa namaz esnasında gözleri yummaktır. Namazda gözleri açık tutmak sünnettir. Namazda mekruh olan bir diğer şey ise uyuklarken namaza durmaktır. Namazda esnemek de bu baptan mekruhtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette uyuklayarak namaza durmak yasaklanmış, sebep olarak da kişinin uyukluyken okuduğu surelerdeki lafızları karıştırıp manayı bozabilecekleri söylenmiştir.